Bismillahirrahmanirrahim. Babu el hedyu yusaddu anil harami. Hel yenbeğe en yezbehe fi gayril harami enbe. Bu bab şunu beyan eder ki el hedyu hedi. Yusaddu anil harami. Haramdan men edilir. İse hel yenbeğe layık olur mudur en yüzbehe o hedi boğazlana fi gayril harami haramın gayrisinde emla layık değil midir? İlla haram hududun olacak. Bu mesele hakkında da ihtilaf var. Bazıları buyuruyor ki haramın gayrisinde kesilmesi caizdir. Bazıları da hayır illa haram hududu olacaktır buyuruyorlar. İmam-ı Tahavi bunu da beyan ediyor. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Bekir ibn-i Ebi Şeybe kâle haddesena Süfyan ibn-i Uyeyne en Ubeydillah ibn-i Ebi Yezid en Ebihi en Siba'i ibn-i Sabit en Ümmi Kürzin kâlet Ümmi Kürz dedi ki Eteytü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldim bil Hudeybiyeti Hudeybiye'de. Es'eluhu ona sual eder olduğum halde neden en lühumil hedi hedin etlerinin hükmünde geldim bu meseleyi soracaktım. E şimdi burada diyor ki Hudeybiye'de Peygamber Efendimiz hedini kesmiş onun meselesini soracak. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdu ki فذهب قوم bir قوم zahir buldular ki إلى أن الهدي هدي إذا سد عن الحرم حرمden men olunduğu vakitte nuhire boğazlanır fi gayril harami haramın gayrisinde boğazlanır ve ihtecu fi zalik bu mesele hakkında ihticac eylediler بهذا الحديث bu hadis ile ve قالوا dediler ki لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم baktı ki Peygamber Efendimiz boğazladı El-Hediye Hediye bil-Hudeybiyeti Hudeybiye'de getirmiş olduğu kurbanları boğazladı. Ne vakitte? İz-Sudde'anil-Harim. Harimden men olunduğu vakitte küffar geldi. Koymadılar Resul-i Ekrem Efendimiz'i. Ömre niyetiyle gelmişti. Ömreden men eylediler. Delle zâlike bu da delalet eyledi ki alâ enne limen müni'e. Şuna delalet etti ki bir kimse için oldu ki o men edildi. Min idhâle hediyehi el-Harim'e. Hedini harem hududuna ithaldan men edilen kimse için orucudur. En yezbehehu onu boğazlaya fi gayril harem, haremin gayrisinde boğazlaya. Madem harem hududuna koymuyorlar, öyleyse o kurbanın harem haricinde, harem hududu haricinde boğazlayabilir diye istidlal ve ihticac eylediler. Ve halefen fi zalike aharun başkaları bunları muhalefet ettiler. Fekalü dediler ki, La yecuzu caiz olmaz nehrül hedi hedi boğazlamak illa fil harami illa haremde. İlla haremde boğazlayacak. Başka bir yerde boğazlasa caiz değildir. Ve kâne min hüccetihim fî zâlike bu mesele hakkında bunların da delillerinden oldu ney? Kavlullahi azze ve celle. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin kavli şerifi. Estaizübillah. Hediyen bâligal Kâbe. Bu ayeti kerime delil oldu. Yani Kâbe'ye erişen hedi. Kabe'ye erişecek. Yani Kabe'den murad harame erişecek. فَكَانَ الْهَدْيُ هَدِيُ اُلْدِكَ جَعَلَهُ اللّٰهُ وَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak onu kıldı. مَا اُلْ بِ شَيْ قُلْدِ كِ بَلَغَ الْكَابَةِ Kabe'ye harame ulaşan şeyi kıldı hedi. فَهْوَ bu ne gibidir? كَالصِّيَامِ الَّذِي شُلْ bir oruç gibidir ki جَعَلَهُ اللّٰهُ وَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onu kıldı. Mütetabian, mütetabi kıldı ki kefaret-i zihar ve kefaret-i katil. Kefaret-i ziharda, kefaret-i katilde oruç tutmayı mütetabi kıldı. Bir peşine tutulacak, araları açılmayacak. Fela yecuzu, kefaret-i zihar ve kefaret-i katil caiz olmaz. Gayre mütetabian, gayre mütetabi bir peşine olmazsa olmaz. Yani ayrı ayrı tutulursa olmaz. Ve inkâne lezî vecebe aleyhi eğer oldusa ellezî vecebe aleyhi ve adamın üzerine vacip oldusa ne gayre müntebikil ityâni bihi mütetâbiyen onu bir peşine yapmak gayri müntebik olduysa o vacip olan şey felâ tübîhuhu mübah kılmaz onu ne eddarûretu darûret ken yesûmehu müteferriken onu ayrı ayrı tutar caiz olmaz. İlla mütetabi olacak. فَكَذَٰلِكَ الْهَدِي Hedi de böylecedir. الْمَرُسُفُ بِبِلُوُ الْكَابَ Kabe'ye bağlı olmak vesfiyle vesiflenin hedi de böyledir. لَا يُجْزِوِ kifayet etmez. اَلَّذ۪ي هُوَ عَلَيْهِ onun üzerine olan
hedi hedi beraber getirdi ki evet, onun Kabe'ye bağlı olması mevzu olan hedi kezalik o da böylece. Ve o da caiz olmaz. İlla Kabe'ye bağlı olacak. Ve in sudde eğer men olunursa en bülugul Kabe'ti Kabe'ye bülugden men edilirse li darureti darureti için en yezbehehu fima siva zalik başka yerde boğazlayı bu da kifayet etmez. Niçin? Çünkü onda hediye baligal Kabe vesfi olduğundan dolayı illa o harem hududuna gidecek. Ve kâne minel hücceti lehum. Bunların lehine olan hüccettendir. Lâhlil mekâleti lûlâ, birinci mekâle sahiplerinin üzerine fî nehrin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in boğazladığı hakkında. Lizâlikel hedî o kurbanları اَلَّذ۪ينَ حَرَهُ boğazladığı kurbanları boğazladı bir Hüdeybiye'de. Hüdeybiye'de boğazladığı kurbanları Peygamber Efendimiz boğazladı. لَمَّا سُدَّ وَقْتَكِ مَنْ اُلُنْدِ اَنِ الْحَرَمِ حَرَمْدَ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada boğazladı. Ne yaptı? وَتَسَدَّكَ بِلَحْمِهِ Etini de tesaddik etti. Nerede? Gudeydin, Gudeyd denilen yerde inne kavmin bir kavm zeymettiler ki enne nehrehu iyyahu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hedileri, kurbanları boğazlaması kâne fil haremi harem dahilinde oldu. Bir kavm de buna sahip oldular. Bunu da ispat ediyor. Diyor ki haddesena İbrahim ibn Ebi Davud kâle haddesena Muhavvel ibn İbrahim ibn Muhavvel ibn Raşid en İsrail'e en Merize'et ibn-i Zahir en Naciye'et ibn-i Cündebil Eslemi en Ebihi Kale Naciye'et ibn-i Cündebil Eslemi diyor ki onun babası Cündebil Eslemi Kale dedi ki Eteytün Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldin Hine sudde men olunduğu vakitte el hedyü hedi kurbanlar men olundu Peygamber Efendimiz'i ömreye koymadılar Kabe'ye erişemedi Ben o vakitte geldim. Fekultu ya Resulallah. Ya Resulallah. Eb'as me'i bil hedi. Hedileri benimle gönder. Fel enherhu. Ben onları boğazlayayım. Fil haremi. Harem hududunda boğazlayayım. Kale. Resul-i Ekrem'imiz buyurdular ki. Ve keyfe ta'hudu bihi. Sen nasıl hareme götürüp de onları boğazlayabilirsin? Çünkü koymuyorlar. Bırakmıyorlar. Kultu. Cündebül Eslemi buyuruyor ki ben dedim ki ahuzu bihi ben o hedileri alırım fi evdiyetin derelere yani harem hududuna girdim mi orada dağların aralarında dereler var ben oralara götürürüm oralarda boğazlarım la yekzirun aleyye fiha o derelerde onlar bana kadir olamazlar yani gelip benim olamazlar bilemezler mani olamazlar buyur dedim diyor. Febe'asehu Peygamber Efendimiz de gönderdi. Me'ye benimle beraber o hedileri gönderdi. Hatta nehertuhu ben onları boğazladım. Fil haremi harem hududunda. Çünkü orada Mekke-i Mükerreme'ye, Hüdibiye'de Mekke-i Mükerreme'ye epey bir mesafe var. Bu zat oradan zaten Hüdibiye tam hududun kenarında. Öyleyse oradan almış, koskoca çöl derelerin içerisine götürmüş harem tarafına. Girmiş orada derelerin arasında boğazlamış. Fakat delle hadel hadisu bu hadis delalet etti ki enne hediyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in hediye. Zalike bu Hüdeybiye meselesinde beraber götürdüğü kurbanlar nühire boğazlandı fil harami haremde. Bu haremde olunca mesele ihtilaflı da değil. Demek ki Peygamber Efendimiz o kurbanları hilde boğazlamamış. Yani harem hududunda boğazlatmış. Ve kâle âherûn Ulemanın bir kısmı dedi ki kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Hüdeybiye'de oldu bil Hüdeybiye etti. Hüdeybiye'de oldu. Lakin ve huve yakdiru kadir olurdu ala duhulil harem. Harem hududuna duhula da kadir olurdu. Yani hudud pek yakın idi. Oraya gidebilirdi. Kâlu dediler ki ve lem yekün sudde Peygamber Efendimiz men edilmedi illa anil beyti. Beytullah'a gitmekten men edildi. Yoksa harem hududuna duhulda men olunmadı. Ve ihtecu fi zalike bu mesele hakkında da ihticacı ilediler. Bima bir hadisle ki haddesen İbn-i Ebi Davud. İbn-i Ebi Davud bize rivayet ediyor.
قال حدثنا سفيان بن بشر الكوفي قال حدثنا يحيى بن زايد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عربة عن المسور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسور buyurdular ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâne bil Hudeybiyeti Hudeybiye'de idi. Hibâuhu onun çadırı fil hilli hildeydi ve musallahu namaz kıldığı yerde fil harami haramidi. Yani öyle hüduda gelmiş ki çadırını hilde kurmuş fakat namaz kılacağı yer biraz ileri gitti mi harem hüdutuna girirdi, namazı da orada kılardı. Fesebete bima zekerna biz zikrettiğimiz şeyle sabit oldu ki enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lem yekun sudde men olunmadı minel anil harami haremden harem hüdutuna girmeden men olunmadı ve ennehu kâne yasilu ila bâdihi haremin bazı hüdutuna erişirdi, oraya giderdi, vasıl olurdu. Bunlara göre Peygamber Efendimiz zaten orada kurbanlarını kesse, yani o dereler arasına göründe bir rivayetten başka orada da kesse gene harem hüdudiydi. Ve la yecûzu fî kavli ahadin minel ulema, ulemadan hiçbir kimsenin kavlinde caiz olmaz. Kim için? Limen kadire alâ duhûli şey'in minel harem. Haremden bir şeye, bir yere duhula kudreti olan bir kimse için caiz olmaz ki en yenhere boğuzlaya hediyehu kurbanını dünel harem, haremin haricinde. Çünkü madem onun kudreti var, içeriye gidebiliyor, o hariçte kesmesi ona caiz değildir. Felemma sebete bil hadisi lezi zekirna. Zikrettiğimiz bu hadisle vaktaki sabit oldu. O da kimden? Misver'den, Misver'in rivayetinden sabit oldu. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâne yasilü ilâ bâdil haram. Haremin bazısına vasıl olurdu. Bu sabit oldu. İstihâle muhal oldu ki en yekûne ola. İstihâle muhal oldu ki en yekûne ola nehrül hedî Peygamber Efendimiz'in hedinin boğulaması ola fî gayril harem, haremin gayrisinde ola. Bu muhaldır. Madem hareme gidiyor, namaz kıldığı yer haremde, وَالْلَابُدْ وَرَدَ boğazlar. لَأَنَّ الَّذ۪ي شُلْ بِرْ شَيْكَ اَبَاحَ مُبَحْ قِلْدِ نَحْرَ الْهَد۪ي Hedin boğazlanmasını fi غَيْرِ harem, haremin gayrisinde hedin nehrini mübah kılan اِنَّمَا يُبِيحُهُ bunu mübah kılar fi حَالِ السَّدِّ مَنِ halinde اَنِ الْحَرَمْ haremden, haremden meni halinde fi حَالِ الْقُدْرَةِ عَلَى دُخُولِهِ ona duhulü kudreti baktığında men ediliyor. Oraya girecek. Hareme hareme koymuyorlar. Giremiyor da ona dediler ki o vakitte madem harem hududuna koymuyorlar hariçte kurbanlarını keser dedi. Halbuki bu rivayette sabit ki haremin bazı hududuna girmeye mani değildi. Değildiler. Fentefa bizalik. Bununla fentefa müntefi oldu. Bima zekerine bizim bu zikrettiğimiz şeyde ki en yekûne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz olmuş ola neherel hediye kurbanı boğazlamış ola fi gayril harem, haremin gayrisinde kurbanını boğazlamış olması müntefi oldu. Yani bu dava batıl oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem harem haricinde hediyenin kurbanını kestiği yok. Harem dahilinde kesmiş. Ve hâdâ kavlu ebi hanifete ve ebi yusufe ve muhammedin rahmehumullah. Bu üç imamın kavli de budur. Öyleyse hediye, bir adam kendisiyle beraber hediye götürmüşse harem hududunda kesilecektir. وَقَدْ اِحْتَجَّ قَوْمٌ bir kavim ihticac eylediler ki tecvizi nehril hediye hediyen kurbanın boğazlamasının cevazı hakkında fi gayril harem. Haremin gayrisinde dediler ki haremin gayrisinde de caizdir diyenler ihticac eylediler. Onlar bir delil daha getirdiler. Ne ile ihticac eylediler? Bima haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Ebu Nuaym kâle haddesena Süfyan an Yahya ibn Sa'id an Yakub ibn Halid an Ebi Esma Mevla Abdullah ibn Cafer kâle Ebu Esma dedi ki karıştı me Osman ve Ali radıyallahu anhuma Hazreti Osman ve Hazreti Ali ile çıktım. Feştekel Hasan radıyallahu anh Hazreti Hasan müşteki oldu. Bir sükya denilen yerde. Ve huve muhrimun. O da ihramdaydı. Sükya Mekke ile Medine arasında bir kariyedir. Medine-i Münevvere'ye iki günlük bir yoldur. Oraya vardık.
Hazreti Hasan da orada hasta oldu, başına bir ağrı geldi. فَسَابَهُ بِرْسَمٌ Birsem baş ağrısı ki o geldi mi sapık sapık konuşmaya başlar. فَاَوْمَا اِلٰى رَاسِي Başına işaret etti. فَحَلَقَ عَلِيٌّ رَاسَهُ Hazreti Ali onun başını tıraş etti. وَنَحَرَ عَنْهُ Ondan da boğazladı. Cezuren, cezur. Deveyi boğazladı. فَاَتْعَمَ اَهْلَ الْمَا İşte o sukiyada oturan o kavye halkına da onu it'am eyledi. Ve şimdi bu sukiya harem hududu değil. Harem hududunun haricinde. Bunlar ispat etmiş oldu ki bak işte Hazreti Hasan mührim idi. Onun kurbanını Hazreti Ali sukiyada kesti haremin haricinde. Haddesena Yunus kâle ahberena ibn Vehb enne Malik'en haddesehu an Yahya fezekere bi isnadihi mislehu. İmam-ı Tahavi Yunus Tariki ile de bu hadisi şerifi zikrediyor. Gayrı ennehu lem yezkur. Orada zikreylemedi. Osman radıyallahu anh. Hazreti Osman'ın o seferde olduğunu zikreylemedi. Ve leennel Hasan radıyallahu anh. Hazreti Hasan de kâne mührime mührim idi. Bunu da zikreylemedi. Fahtecü bihâzel hadis. Bu hadisi ihticac eylediler ki لَأَنَّ ف۪يهِ Bunda oluştur ki اَنَّ عَلِيَّنْ Hazreti Ali نَحَرَ الْجَزُورَ O deveyi kesti دُونَ الْحَرَمْ Haremin دُونَ Haremin haricinde. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ Bunların aleyhlerine olan hüccettendir. Fizalik bu mesele hakkında bunu delil getirenlerin aleyhinde. اَنَّهُمْ Bunlar لَا يُبِيحُونَ مُبَقِّلْمَزْدَرْ لِمَنْ كَانَ Bir kimse için ki oldu. غَيْرَ مَمْنُعِ مِنَ الْحَرَمْ Haremden memnu olmayan bir kimse için mübakkılmazlar. اَنْ يَزْبَحَ بَوَزْلَيَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ Haremin gayrisinde. Haremden men edilmeyen bir adam haremin gayrisinde. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكْ Bu mesele hakkında Hazreti Ali radıyallahu teala anhın deveyi boğazlaması hakkında bunların delil getirdiler. Bunların aleyhine olan hüccettendir ki ennehum la yubihun onlar mübah kılmazlar. Yani bu harem hududunun haricinde kesilir diyenler. Onlar da mübah kılmazlar. Limen kâne gayre memnu'un minel harem. Haremden memnu olmayan bir kimse için mübah kılmazlar. Değil. En yüzbehe fi gayril harem. Haremin gayrisinde zebh olunmayı onlar da mübah kılmazlar. Ve innemâ yehtelifûne bu harem hüdudunun haricinde boğulanır diyenler ihtilaf ediyorlar. Ne vakitte izâ kâne memnûan enhu, haremden memnû olursa, bir adam hareme men edilirse onda ihtilaf var. Yoksa haremden memnû değilse bir ittifak haremin haricinde kesilmez. Onun için bu delil olmaz buna. فَدَلَّمَا زَكَرْنَا بُزِمْ بِزِكْرَيْدِيلَدِيمِزْ Delalet eyledi ki اَلَا اَنَّ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ نَزْرِتَ عَلِي كَرِمَ اللّٰهُ وَشَهْ لما نحر في هذا الحديث بحديثتكي نحيل دي بواصلتي في غير الحرم حرم غيرسند وهو واصل إلى الحرم والبك حرم واصل olup gidebilirdi memnun değildi ki أنه لم يكن bu delalet etti ki أنه لم يكن أراد به الهدية Hazreti Ali kerrem Allah ve şey hediye murad etmedi orada kesmiş olduğu hediye değildi ولكنه أراد به Hazreti Ali o deveyi orada kesmekle murad etti manen آخر Başka bir mana, o da neden? مِنَ السَّدَقَةِ السَّدَقَةِ Bu hadi değildi ki. Hadi olsa hatta Kabe'ye varmamış kesilmezdi. Hazreti Ali kerim Allah ve senin kesmiş olduğu sedeke kabilinden idi. Kime sedeke? عَلَى اَهْلِ ذَٰلِكَ الْمَا İşte o köyü halkına. O deveyi kesti, sedeke dağıttı. اَسْسَدَقَةُ تَرُدُّ الْبَلَا وَتَزِيدُ الْعُمُرْ kabilinden o sedekeyi yaptı. وَالتَّقَرُّبِ اِلَى اللّٰهِ وَالتَّقَرُّبِ اِلَى اللّٰهِ Biz Allah-u Teala'ya yaklaşmak kastiyle, bu manayı kastederek Hazreti Ali orada kesti. Ne ile bizalik o deveyi kesti, sedeke dağıttı Allah'a tekarrub için. مَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ Şununla beraber ki hadiste olmadı ki اَنَّهُ Hazreti Ali اَرَادَ بِهِ Onunla murad etti, el-hedi, hedi murad etti diye hadiste bu da yok. Yani siz bunu kendiliğinizden getiriyorsunuz bu hedi meselesini. Hedi değildi, o sedekeydi. فَكَمَا يَجُوزُ caiz olduğu gibi لِمَنْ bir kimseye ki حَمَلَهُ onu hamletti, o deveyi ki عَلَى أَنَّهُ هَدْيُ Hz. Ali kerrem Allah ve senin kestiği
hediydi diye hamletti. Bu caiz olduğu gibi neyi? مَا حَمَلِهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ. Tecviz edenler bunu hamlettiler ki bu hediydi. Bu diyenlere bu hamil caiz olduğu gibi فَكَذَٰلِكَ يَجُوزُ yine caiz olur. لِمَنْ bir kimseye ki حَمَلَهُ o devenin kesilmesini hamletti. Neye عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِهَدِينَ hedi değildir. Ne hamletti peki bunların hemrine de bu cevaz ne için oldu? Ma ol, evet, caiz oldu. Ma ol bir şey ki hamelehu aleyhim inzalik. Bu hamledenler neden dolayı bu hamle tecviz ettilerse o hedi değildir diyenleri de işte o şey ona hamletti. Onlar öyle hedi diye bir serahat olmadığı halde hedi diyorlar da hedi değil diyenler de yine öyle bir şerahat yok, hedi değildir diyorlar. وَقَدْ بَدَانَا بِالنَّزَرِ فِي ذَلِكَ bu mesele hakkında biz nazar ile kıyas ile başladık. وَذَكَرْنَا فِي اَوَّلِ هَذَا الْبَابِ bu babın evvelinde nazar ile kıyas ile zikreyledik. فَاَغْنَانَا ذَلِكَ bu bizi müstani kıldı. اَنْ اِعَادَتِي هَاغْنَا burada iade etmekten müstani kıldı. Ve şimdi burada hulasa anlaşıldı ki Hazreti Ali kerremallahu vesselam'ın kesmiş olduğu o hedi değildi, sadakaydı. Harem hududunda kesilmesi zaruridir. Eğer hedi ise hediyen baligal kâb ayet kelimesi mucibince illa harem hududunda kesilecek. Mesela burada bu da tamam oldu. Vallahu teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.